Teşekkürler. Rica ederim. Bu ofis daha güzel. Hayırlı olsun kızım. Teşekkür ederim Cahide Hanım. Ay, sizin bahçeniz de muhteşemmiş. Davet süper oldu orada. Canım sağ ol. Ya bir şey soracağım. Barış'la Aslı ofise ne zaman dönecekler? Ha, belki de dönmezler Handan Hanım. Çünkü Barış Bey'in bugün ofiste hiç randevusu yok. Afiyet olsun. Sağ ol. Ay, geliyor seninki. Küçük. Cahide Hanım. Ah. Handan Hanım. Sorun şoför kız değil. Sorun Barış'ın kıza toz kondurmaması. Şimdi bak, Barış'ın başında başka dertler var. Bu işi biz halledeceğiz. Çok haklısınız. Başka dertler derken? Neyse sen şimdi onu bırak da. Bak biz el ele verirsek bu işi hallederiz. Ben yeğenimi zengin koca avcılarına kaptırırım. Zengin koca avcısı değil ki kaptırasın. Ha sen tanıyorsun yani onu. Yani tanıyorum tabii. Çünkü gönül gözümle görüyorum. Bence çok iyi bir kız. Handan Hanım, biz normal gözümüzle gördüğümüzü söylüyoruz. Kız tam bir vahşi, edepsiz. Geçen gün Sıdıka ile beni arabadan attı, inanabiliyor musunuz? Arabadan mı attı? Evet. Üstelik ertesi gün Barış'ın evine gittiğimde kız orada yatıya kalmıştı. Ah, ne? Yatıya mı kalmış? Barış'ın evinde. Ve Barış kızı nezaretten alıp kendi evine getirmiş. Nezaretten mi? Ya, bunlar hiç normal şeyler değil Cahide Hanım. Bu iş ciddi. Yani belli ki Barış'ın gözünü boyamış bu kız. Ya, yani benim yüreğime inecek. Yani ne yapacağız, ne yapacağız? Eğer avukat gözüyle bakacak olursak yapacak tek bir şey var. Ne yapacaksın? Dava mı açacaksın? Kız böyle çok güzel diye. Hayır, hayatını araştıracağım. Olur ama bir şartla. Eğer kız temiz çıkarsa uğraşmayı bırakacaksınız. Peki ama ben kızın bir sahtekar olduğundan eminim. Sıdıka terasa gel. Buyurun İlerde Hanım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Tam hoşuna gidecek bir iş çıktı sana. Yoksa şoför kızımı araştıracağım. Evet. Ailenin Kadırga'da bir kafesi var. İş ailesinden başlayacağım. Aferin. Hadi git başla o zaman. Vallahi bravo. Bu kız varken senin sırtın yere gelmez. Ay, lep demeden leblebi anladı. Buyurun. Ay. Şöyle de şeker. Sağ ol şekerim. Bu antibakteriyel değil mi? Ya ilk kez kırsal bir alanda çay içiyorum da. Şimdi sakaroz var mı diyeceğim ama gidip sözlüğe bakacaksın. Neyse gerek yok, oturabilirsin. Oturayım. Sağ ol. Konu neydi acaba hanımefendi? Siz Aslı'yı niye görmek istiyorsunuz? İşte şimdi o da. Biliyorum bebeğim. Biz Aslı ile aynı şirkette çalışıyoruz. Bayılıyoruz Aslı'ya. Öyle sevecen, öyle cana yakın. Elma şekeri gibi. Hafta içi her gün her yerine bedava sevgi veriyor. Aslı öyledir zaten yani. Gerçekten. Hafta sonu da öyledir ama yani hafta içi diye ayırma bence yani. Bak Aslı'daki iletişim sıcaklığı hiçbir GSM operatöründe yoktur, öyle diyeyim ben size. Barbaros Bey, müsaade ederseniz biz bir konuşalım. Yani biz de Aslı'nın böyle kıymetli bir şirkette çalışmasından çok memnunuz. Ama biz hala ziyaretinizin sebebini öğrenemedik. Şöyle söyleyeyim bebeğim, biz şirketimizde ilk ayını dolduranlar için bir hoş geldin hediyesi veriyoruz. Aa, vallahi şahane fikir ya, gerçekten. Ver fikir Metin abiciğim ya. Gerçekten çok iyi fikir ha. Bizi de kendi müessesemizde çalışan insanlarımız için böyle bir uygulama başlatmalıyız bence. Ne dersin? Neyse. Yani Aslı'ya en doğru hediyeyi verebilmek adına onun ailesiyle bir konuşalım dedik. Nelere ihtiyacı vardır, nelerden hoşlanır. Hani sonuçta biz de ilk defa bir kadın özel şoförle tanışıyoruz. Hiç bilmediğimiz bir mecra. Bir yanlışlık oldu galiba. Aslı eskiden şofördü.
Ve şimdi genel müdür yardımcısı. Genel müdür yardımcısı mı? Evet. Size böyle mi dedi? Aslı şirketimizin patronlarından Barış Buka'nın özel şoförü. Bunu sizden niye sakladı acaba? Siz biliyor muydunuz bunu? Vallahi söyleyecekti babaanne. Ben bir pot mu kırdım? Bu Aslı ne yapıyor Metin? Ne demek özel şoför olmak? Tamam be kadırgalı, bir sakin ya. Peki kadın yanlış biliyor. Ne biliyorsun? Aslı gelsin, öğreniriz işin aslını. Nafile kelam, nafile kelam. Böyle şeyin yalanı olmaz. Benim kızım basbayağı şoförmüş hala. Şoförlük niye bu kadar kötü bir şey ki babaanne? Kötü değil kızım, kötü değil. Ama tehlikeli. Başkalarının arabasında nereye gittiği belli değil. Önceden de şofördü zaten. Şofördü ya. Paraladım kendimi bıraksın diye yavrum. Genelini bırakmış, özelini bulmuş. Biz de doğru düzgün yeri yurdu belli bir iş buldu diye sevinirken o gitmiş el alemin arabasında sokak sokak geziyormuş. Zaten doğru bir şey yaptığını düşünse saklar mıydı ailesinden hiç? Ah, ah aslında, ah, ah. Bizden de saklamış bak, görüyor musun? Başına bir şey gelse nerede arayacağımızı bilemeyeceğiz kızımızı. Anne, bence sen hiç dövünme. Yani kızı o kadar sıkıştırdın ki şoförlük yapmayacaksın diye. E kız saklamasını ne yapsın? Bana bak kız, koparırım o dilini seni. Ya tamam Neşe anne, yani teyze. Birazcık sakin ol ya. Vallahi bak kendimden şüphe ederim, aslından etmem. Haybeder sinir yapıyor şu anda sende ha. Tansiyonun atacak şimdi şak diye. Harmanı dövmek keçinin işi değil. Ben arayayım şu kızı o zaman bir. Nihayet. Ne oldu kızım anlat. Bomba haberlerim var Cahide Hanım. E tamam hani ne oldu, ne öğrendin anlat. Kızımızın büyük bir yalancı olduğunu öğrendim. Ailesi onu burada genel müdür yardımcısı sanıyor. Nasıl? Gerçekten mi? Evet. Özel şoför olduğunu söyleyince şok geçirdiler. Hepsini ayakta uyutmuş. Ah, buyurun işte ailesine yalan söyleyen kim bilir kime ne yapmaz. Hayır yani biraz daha araştırsak kim bilir neler çıkacak. Ay bu kadarı bana yetti. Peki ailesi ne tepki verdi öğrenince? Çarpıldılar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Büyük olay kopacak. Yani kurtulduk mu kızdan diyorsun? Bence öyle İlayda Hanım. Yani hayatta bir daha işe göndermezler. Ah hadi çok şükür. Çar çabuk tertemiz konu kapandı. Ay kızcağız işten kovuldu ve siz buna seviniyorsunuz öyle mi? Bravo yani. Bana bak Handan, senle bir anlaşma yaptık. Sen de artık bu işi unutacaksın.